Ekmeğe yapılan zamlardan dolayı fırıncılar zor günler geçiriyor. Şimdi ne alaka diyeceksiniz ama fırıncılara tepki oldukça fazla. Çünkü tepkinin odağındalar. Ekmeğe sanki fırıncılar zam yapıyormuş gibi böyle bir hava var ama aslında öyle değil. Çünkü fırıncılar da girdi maliyetlerinden dolayı dertli. Son zamanlarda temel gıda ürünlerine rekor zamlar yapıldı. Bir yılda yağ, un ve şekere %300'leri aşacak şekilde yapılan zamlar, dar gelirlinin alım gücünü iyiden iyiye düşürdü. Dar gelirli ve asgari ücretli artık evine götürecek ekmeğin bile hesabını yapmaya başladı. Son aylarda ekmeğe üst üste yapılan zamlar her kesimi mağdur etti. Halk zamlara tepkili olduğu gibi fırıncılar da yapılan zamlardan memnun değil. Durumlar sıkıntılı yani. Ben de yeni öğrendim şimdi. Savaştan dolayı bu da bir de buğday fiyatlarına olan şeyler var. Geçen sene 1,25'ti. Birden 2 oldu. 2,25, 3. Allah sonumuzu hayretsin. Buğdayın fiyatı zaten çok yüksek. Onlarınki normal. Ne yapacağız? Bunlar da haklı, biz de haklıyız. Haksız olan kim, o düşünsün. Fırıncılar ekmeğe yapılan zammın sebebini girdi maliyetlerine bağladı. Şimdi unun maliyeti 250-300 arası. Beyaz kağıdın maliyeti 60 liraydı, 70 liraydı. Şu an 90-100, şu an oldu 250-300. Yani poşetlerin bile kilo adetleri değişti abi. 6 liraya aldığımız poşet şu an 26 lira 30 arası. Şu an ne maliyete yetişebiliyoruz ne şeye. 3 TL bile kurtarmıyor. Çünkü bir kilo fındık olmuş 4.000 lira. Bir koli maya olmuş 165-170 bin lira. Bir çuval un olmuş 400 bin lira. Devlet bize tahsisli un veriyor, kısıtlı kısıtlı veriyor. 220-230'a alıyorduk en son unu. Bugün unu aldık 350 bin liraya. Araba önce 100 lira yakıyordu, şimdi 400 lira yakıyor.